Tabii ki benim özellikle dershane meselesiyle alakalı görüşlerimi rahat bir şekilde yine ülkemin yararına olduğum, olduğunu düşündüğüm için ortaya koymamdan dolayı bir karalama kampanyası başlatıldı aleyhimde. Özellikle sosyal medyada birileri beni takip etti. Odamın kapısının bile resmi çekildi. Neredesin, nereye gidiyorsun gibi e, tahrik edici ifadeler oldu. Bunu izleyicilerimiz sosyal medyadan takip e, edebilirler. Bu çerçevede bu karalama kampanyası çerçevesinde e, bu ne diyeceksiniz? Bu adam küfretmiyor. Başlatanlar... Bu adam saygısızlık yapmıyor. Bilmiyorum. Tabii ben bunu doğal bir yere bağlamak istemiyorum. Yani böyle bir delil zira ben şuna inanıyorum. Bir delil olmadan konuşmamak lazım. O çerçevede sorduğunuz soruya geleceğim. İşte hiçbir delil yokken karalama anlamında. Çünkü bir şey bulamıyorsunuz. Oradaki bilgiyi sızdırdı dediler. Ben tüm samimiyetimle izleyicilerimizle paylaşıyorum. Benimle hiçbir alakası yoktur. Hatta Twitter hesabımdan da ...inandığım kutsal değerlerin üzerine söz verdim. Yani böyle bir şey olmadığına dair eğer iddia edenler samimi ise onlara hudri meydan diyorum. Evet. İspat etsinler çünkü böyle bir şey evet. yokmuşsa... Siz şimdi ihraç edilme istemiyle disipline sevk edildiniz. Peki bunu bekleyecek misiniz? İstifa edecek misiniz kendiliğinizden? Henüz değerlendiriyorum bir karara varamadım. Başbakanın sizi çağırıp... Ee, meseleyi burada anlattığınız gibi anlatmasını ister miydiniz? Bu anlamda e, bir boşluk doğduğunu düşünüyor musunuz? Yani ben farklı zamanlarda çalışmalarımı bir şekilde takdim ettim. Ondan sonra bazı zamanlar randevu taleplerimiz oldu. Yoğunluktan dolayı bu karşılanmadı. Ben kimseye kırgın değilim. Benim yaptığım çalışmalar ne kimseyi övmek içindir, Peki. ne kimseyi yermek içindir. Benim şahsıma kendime saygımdan dolayı, bana oy verenlere saygımdan dolayı milletimin çıkarları ile ilgili dik durmanın doğru olduğunu düşünüyorum, doğru söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama haklı iken haksız duruma düşmemek için medeni olmak, ahlaki sınırlar içerisinde, demokrasinin sınırları içerisinde konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugüne kadar aynen böyle yaptım.